Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretlerinin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır? Mustafa Kemal Atatürk, "Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur." demiştir. Şimdi burada iki noktanın kullanılması yanlıştır. Bunun nedeni şudur. Şimdi burada bir alıntı cümle var. Bu alıntı cümle bittikten sonra asıl cümleyi tamamlayan bir yüklem var. Burası yüklem. Demiştir yüklem, diyen kim? Mustafa Kemal Atatürk. Burası da cümlenin öznesi. Arkadaşlar, bir cümlenin ögeleri şöyle sıralanmış olsun. Özne, nesne, zarf, cümleci, yüklem. Bir cümlenin ögeleri arasında asla ve asla iki nokta kullanılamaz. Gördüğünüz gibi burada bütün bir cümle var. Bu cümlenin öznesinden sonra iki nokta kullanılmış. Kesinlikle yanlıştır. Bunun yerine gelebilecek tek noktalama işareti var. O da virgüldür arkadaşlar. Peki alıntı cümlelerinden önce iki nokta kullanılamaz mı? Kullanılabilir, ancak alıntı cümlesinin şöyle verilmesi lazım. Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk şöyle demiş, şöyle demiş. Şimdi burada alıntı cümleyi söyleyeceğiz. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Şimdi cümle burada bitti ve bu cümlenin noktalama işaretini koyup tırnağı kapadık. Tırnaktan sonra başka bir ifade de yok. Yani şu asıl kısmı tamamlayan başka bir ifade yok. Böyle bir alıntı cümlede birinci tırnaktan önce kesinlikle ve kesinlikle iki nokta kullanılması gerekir. Ancak ikinci tırnaktan sonra bir yüklem varsa ve bu yüklem asıl cümleyi tamamlıyorsa bu cümlenin ögeleri arasında asla ve asla iki nokta kullanılmaz. Burada kullanılarak bir hata yapılmış. Bunu geçtik. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanır imzalanmaz Anadolu'da ve Rumeli'de birçok direniş örgütü kurulmuştur. Burada da virgülün kullanılması yanlıştır. Bunun nedeni şudur. Bizim zarf fiillerimiz var. Bunlar şu eklerdir. Ip, arak, ınca, dıkça, bu böyle gider. Bu eklerden biri de ikilemelerde kullanılan re, maz, mezdir arkadaşlar. Mesela gelir gelmez, bakar bakmaz, koşar koşmaz. Burada da var. İmzalanır imzalanmaz. Şimdi burada bir zarf fiil var. Arkadaşlar zarf fiillerden sonra asla ve asla virgül kullanılmaz. Burada kullanılarak bir hata yapılmış. Dolayısıyla bu cümleyi de geçtik. İçinde bulunduğumuz çağda gençlerin fazlaca ilgi gösterdiği sanat dallarından ikisi tiyatro ve müziktir. Şimdi tiyatro ve müziktir yüklem. Ne tiyatro ve müziktir? İçinde bulunduğumuz çağda gençlerin fazlaca ilgi gösterdiği sanat dallarından ikisi özne. Şimdi bir cümlede özneden sonra virgül de kullanılabilir, noktalı virgül de kullanılabilir. Özneden sonra eş görevli ifadeler varsa ve bunların arasında en az bir virgül varsa, onları ayırmak için kullanılmışsa, biz artık özneden sonra noktalı virgül kullanırız. Özneden sonra eş görevli ifadeler yoksa artık noktalı virgüle gerek yok, burada virgül kullanılır. Şimdi burada da özneden sonra eş görevli ifadeler var, tiyatro ve müzik. Ancak bunların arasında virgül olmadığı için burada özneden sonra noktalı virgül değil, virgül kullanılmalıydı. Dolayısıyla burada da bir hata yapıldı. Okuma alışkanlığı erken yaşlarda edinilirse bireylerin kavrama ve yorumlama kapasiteleri üst düzeyde olur. Arkadaşlar sa-se şart ipinden veya ise ek fiilinden, yani şart eklerinden sonra asla ve asla virgül kullanılmaz. Burada kullanılarak hata yapılmış. Dolayısıyla burada da hata var. Bunu da geçtik. Şimdi bizim cevabımız E seçeneği oldu. Onu çözelim. Onun gibi sanatçıların gerek romanları, hikayeleri, gerek makaleleri, anıları her dönemde okurlar tarafından ilgi görmüştür. Arkadaşlar bizim tekrarlı bağlaçlarımız var. Tekrarlı bağlaçlarımız şunlar. Ne, ne ya da ya, ya ya da arkadaşlar buradaki gibi gerek, gerek. Şimdi arkadaşlar tekrarlı bağlaçların hemen sonunda, hemen sonunda veya hemen önünde, hemen önünde asla ve asla virgül kullanılmaz. Hocam burada virgül var. Şimdi buradaki virgül gerek bağlacının hemen önünde veya sonunda değil. Buradaki virgül de gerek bağlacının hemen önünde veya sonunda değil. Yani şuralarda virgül yok. Zaten buralarda olsaydı hata olurdu. Burada makaleleri, anıları, burada da romanları, hikayeleri, sözleri eş görevlidir. Onların arasında virgül olabilir. Ama bu bağlaçların hemen önünde ve hemen sonunda virgül olamaz. Dolayısıyla burada virgülün kullanılması doğrudur. Yani bu seçenekte problem yok. Cevabımız E seçeneği oldu arkadaşlar.